İlber Ortaylı çok büyük bir tarihçi. Yürüyen bir kütüphane. Kudüs'ün ülke tarihi açısından önemine işaret ederek bizim dönem kadar sakin bir dönemi yok orasının. 4 asır sulh olması sadece Osmanlı dönemindedir diyor. Bizim kontrolümüzdeydi o bölge ve 4 asır sulh vardı. Ne zaman ki bir fotoğraf göstereceğim size. Ağlamak geliyor içimden, açık söyleyeyim. Ne dikkatinizi çekiyor burada arkadaşlar? Kudüs Kalesi burası arkadaşlar. Kudüs Kalesi'nin tepesinde olan bayrağa dikkatlice bakar mısınız? O kalenin burcunda duran bayrak. Ağlayın arkadaşlar, gerçekten ağlayın. Niye ağlayın biliyor musunuz? O bayrağı indirenlerin bizim kardeşlerimiz olması nedeniyle ağlayın. O bayrağı oradan indirenlerin Müslüman olması dolayısıyla ağlayın. O bayrağı oradan indirenlerin o bayrağın indiği günden beri dökülen her gözyaşında payı olduğu için ağlayın. Sonra da Türk askeri Kudüs'e. Türk askeri oradaydı zaten. Bizi oradan kim kovdu? Türk askerini oradan kim kovdu? Ben yorumu size bırakıyorum. İlber Ortaylı aynı konuşmasında diyor ki bakın, Kudüs'ü 1516 yılının Aralık ayında Yavuz Sultan Selim aldı. 400 sene sonra bir Aralık ayında da o bayrak indi. O günden beri hiç kimsenin Orta Doğu'ya daha iyi bir düzen getirdiğini söylemek mümkün değildir diyor İlber Ortaylı arkadaşlar. Dünyanın gözetlediğine inanılan bir yerde, daracık bir alandan söz ediyoruz. Hamas nasıl oluyor da bu kadar geniş bir alana saldırı düzenleyebiliyor? İsrail istihbaratının, Amerikan istihbaratının bölgede kol gezdiği, her yere sirayet ettiği, her şeyi bildiği, atılan bir roket havadayken nereden atıldığını tespit eden bir sistem düşünün. Havada füzeyi yok edip atıldığı yere de bomba atan bir sistemi olan İsrail nasıl oluyor da gafil avlanıyor? Askerleri karargahlarında basılıyor. Akıl ve mantık dışı gelişmeler yaşanıyor. Eğer Hamas'a bir meydan verdiyse, gel vur dediyse ki bütün işaretler bunu gösteriyor. Bundan sonrası için iki türlü sıkıntı var. Birincisi Gazze, Lübnan ve İran, hatta Suriye için bundan sonrası kan ve gözyaşı. İkincisi ise Amerika'nın da bölgeye gelmesiyle birlikte ağır silahlarla vurması neticesinde arkadaşlar kaza ile ya da Gazze'den gelen bombalarla denebilir. Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve Süleyman Mabedi'nin inşa sürecinin başlaması. İddia o ki Yahudiler zaten 2024 yılında Süleyman Mabedi'nin inşasıyla ilgili müjdeler verip duruyorlar. Kaldı ki Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı İran Cumhurbaşkanı reisi ve orada dedi ki binlerce yıldır dinde geleceğe vaat edilen Mehdi için o artık yeryüzünde dedi. Aramızda dedi İran Cumhurbaşkanı reisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada. İsrail'de de benzer söylemler var. Ben anlayacağınız bir Mehdi yarışı var. İran'ın Mehdi'si mi? İsrail'in Mehdi'si mi? Bu yarış bile İran'a saldırı için yeterli mi? Evet yeterli. Kimin Mehdi'si kazanacak? Dünyayı kimin Mehdi'si kurtaracak? Ya da kimin Mehdi'si kazanır, hangi milleti kurtaracak? Başka bir ifadeyle. İsrail için İran'ı vurmak noktasında artık çok geçerli bir neden var. Ve bu neden noktasında da Batı, İsrail'in sorgusuz sualsiz yanında. Amerika'da keza öyle. Dedim ya, Hamas bu saldırıyı yaparken neticelerini düşündü mü? Neticesi İsrail'in çıkarları, Amerika'nın çıkarları. Abdurrahman Dilipak konuyla ilgili çok net ifadeler kullanmış. Cin şişeden çıktı. İsrail 3 cephede savaşacak. Lübnan, Gazze ve Beka'da. Tanrı'yı kıyamete zorlamak isteyenlere gün doğdu diyor Abdurrahman Dilipak arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Şeytan boş durmuyor. Fazla mesai yapıyor. Bunu onlar iyi bilirler. Hem suçlu hem güçlü olmak için algı yönetimi ustası. Şeytan, insin şeytanlarına yol gösterecektir. Şeytanın hilelerine karşı uyanık olalım. Şimdi Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakma ve cami saldırılarına da hazır olalım. Ve tabi eş zamanlı İslam ülkelerinde Musevilere ve Havralara yönelik saldırılar konusunda da dikkatli olmak gerek. Hani aynı silahla sağ ve sol kahvehanelerin tarandığı günleri hatırlayın diyor Abdurrahman Dilipak. Kirli senaryoya dikkat çekip Filistin'de 1 milyon mülteciyi sürecekler. Nereye mi diye soruyor. Ve Abdurrahman Dilipak arkadaşlar aslında büyük planı deşifre ediyor. Yani önümüzdeki süreçte çok ciddi operasyonlar bölge ülkelerine mülteciler üzerinden yapılabilir. Bunun da aslında bir yerde işaretini veriyor Abdurrahman Dilipak. Arkadaşlar şimdi size bir harita daha göstereceğim. Bakın bu harita aslında okun yaydan çıktığının göstergesi. Ali Demirtaş paylaşmış bu haritayı. Her şey Karabağ'da başladı. Dünkü yayınımızda da söyledik. Ok yaydan aslında Karabağ'da çıktı ve bu iş gördüğünüz üzere Ermenistan'da başlayıp İran, Irak, Suriye üzerinden Kıbrıs ve Yunanistan. Bir hilal. Türkiye'yi içine alan bir hilal. Bakın Türkiye'nin nasıl bir tehlikenin içinde olduğunun en net göstergesidir bu harita. Türkiye çok ciddi bir tehlikenin tam göbeğinde. Türkiye'ye kuşatılıyor aslına bakarsanız. Yani bugün İran ama
Bundan sonrası, yani İran'da ameliyat yapıldıktan sonra zaten Irak tamam, Suriye tamam. Şimdi Lübnan var sırada. İran'da da ameliyat gerçekleştikten sonra arkadaşlar sonrası Türkiye. Sonrası Türkiye. Bu haritaya dikkatli bakınız lütfen. Erkan Türük'ten arkadaşlar bugün şöyle bir tweet atmış. Demiş ki İsrail Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşatacak. Milyonlarca insanın sürgün edilmesi an meselesi. Ama daha kötüsü Netanyahu'nun kan donduran açıklamaları. Benjamin Netanyahu şöyle der. Hamas'ın saklandığı bu şeytani şehrin her yerini harabeye çevireceğiz. Bugün yaşananlar İsrail'de görülmeyecek ve bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. İDEF, Hamas'ın yeteneklerini yok etmek için derhal tüm gücünü kullanacak, bu kara günün intikamını alacağız demiş. İsrail ordusu çok hızlı mobilize oldu. Bu anı beklediklerine eminim. Planı çok önce yaptıkları da aşikar. Burada büyük bir tuzak vardı. Elbette Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah'tan ümit kesilmez. Ama şu son olaylar maalesef daha ilk dakikalarda tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşiyor demiş. Maalesef demiş arkadaşlar Erkan Türük'ten. Bu maalesef tweetinden önce dün bu saldırılar ilk başladığı sıralarda da bir tweet daha atmıştı ve aslında olay başlamadan olayın nereye varacağını da söylemişti Erkan Türük'ten. Demişti ki, İsrail'in Hamas'ın yaptığı hazırlığı bilmemesine imkan yok. IŞİD videoları gibi montajlı planörlü savaşçılar videosunda bunların planörleri çalıştırdıkları arazi ve güvenlik duvarını aşma görüntülerini gördükten sonra ileride hedefin Lübnan'ın olacağını düşünüyorum. Her ne kadar şimdi Gazze çok fena ve acımasızca vurulacak olsa da bu saldırılar İsrail'in Lübnan'a yapacağı operasyon için psikolojik zemin hazırlanması anlamına geliyor. Ayrıca Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı ve savaş suçlarını da meşrulaştıracaktır. İsrail için esas tehdit her zaman kuzey bölgesidir. Lübnan'da İsrail karşıtı askeri varlık İsrail ordusunun ana hedefi olmaya devam edecek. Ama Lübnan henüz bir Gazze değil. Ve İsrail'den buraya yapılan her müdahale daha büyük uluslararası çıkmazlara yol açtı. Çünkü ne yaparsa yapsın İsrail burayı istikrarsızlaştırmak ve karıştırmak adına yeterince psikolojik gerekçe oluşturamadı. Burada İsrail tarafından yapılan katliamlar hala hatıralarda ve taze. Şimdi İsrail'in elinde bir koz var. Gazze gibi gelişmemiş ve tecrit edilmemiş bir bölgeden bu kadar büyük bir tehdit gelebiliyorsa Lübnan'daki terör yuvalarını daha oluşmadan dağıtma hakkına sahibim artık diyebilecek bir zemin oluşturuyor. Ayrıca işin bir de Suriye kısmı var. Bu da hayati önemli. Mevzu Golan Tepelerinin de ötesinde. İsrail'in Suriye'ye karşı hava operasyonlarını zaten biliyoruz. Ancak bir kara operasyon gücü de hazırda tutuluyor. Uygun an için psikolojik zemin oluşturulması gerek. Başarılı olacaklar mı göreceğiz. Ayrıca İsrail'in yıkılması mevzunun çok holigancı ve sığ ele alındığı kanaatindeyim. Bunu defalarca açmamıza rağmen anlaşılan Türk kamuoyu hala bu meseleyi derinlikte ele alabilmiş değil. İsrail'in gerektiğinde dönüşme planı anlaşılmıyor. Bu plan bir federasyon planı ve pekala bu federasyon için İsrail federe bir yapının ana motoru olacaksa ismini de cismini de dönüştürebilir. Yeter ki beyim onların elinde olsun. Eklemekte fayda var. Netanyahu hükümeti tüm İsrail sattığında büyük protestolarla zor durumdaydı. Rüşvet, yolsuzluk, anayasa değişikliği büyük infial uyandırmıştı. Bizzat İsraillilerin protestolarının dinlediği bir ortamda bu büyük çaplı saldırıların Mossad'ın hiç haber olmadan gerçekleşmesi mümkün mü? Sadece bir soru. Dış düşman her zaman kenetlenmeye yol açar. İsrail'in yozlaşmış iç politikasının geniş çaplı protesto edildiği bir dönemde en büyük tehdit içten bir isyanken şimdi gözler başka bir yere çevrildi. Levent Gültekin'in bir tweet'i oldu gene bu konuyla ilgili. Dün demişti ki, görünen o ki İran'ın vurulma zemini hazırlanıyor. Kasırga Türkiye'ye yaklaşıyor. Asıl ilginç olan bütün aktörlerin bu senaryoyu, bu senaryoya uygun hareket etmeleri. Çok tuhaf gerçekten. Demişti. Bugün bir tweet daha attı Levent Gültekin ve İsrail'e saldırı meselesinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır neredeyse aynı açıklamayı yaptı. Üçü de taraflara itidal çağrısı yapıyor. Açıklama metinleri o kadar benzer ki sanki tek bir merkezden koordine edilmiş gibi. Bu durum bana ilginç geldi. Muhtemel bir İran savaşının ülkemize vereceği zararı ve oradan da gelebilecek mülteci akınının ülkeyi ne hale sokacağını düşünüp kendi halimizi dert etsek fena olmaz. Bugünleri mumla arayabiliriz. Yazın bir yere. Ben dün için ne dedim? Dün
Milattır. Dünden öncesi ve dünden sonrası olarak düşünün her şeyi. Bundan sonra olacak her gelişmede dünü hatırlayın. Deniz Ülke Arbuan ne demişti dün? 11 Eylül'ü gibi bir gün bugün İsrail'in. Büyük bir çatışma başlıyor. Esas mesele İran. Tam merkezde kalacağız gibi. Emniyet kemerlerimizi takalım. Savunma sistemlerimizi de çalıştırmaya başlayalım. Aynı Deniz Ülke Arbuan bugün El-Kaide'yi, IŞİD'i, Boko Haram'ı kim kurduysa Hamas'ı da o kurdu dedi. Dünya Müslümanlarını terörist imajıyla eşleştirme işini başarıyla yapan küresel cihatçılar en çok İslam'a zarar verdiler. Hamas da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün sürdürdüğü haklı ve milli davayı önce dini ve radikal bir mecraya çekti. Şimdi de bir canavar formuna sokma görevini ifa ediyor. Kime hizmet ettiği ortada. Bunu yazınca vatandaşın birisi ona demiş ki, Deniz Hanım siz İsrailli misiniz demiş. Bu arada Deniz Ülke Arıboğan Türk istihbaratçı, önemli istihbaratçılarımızdan Mahir Kaynağ'ın kızıdır. Akademisyendir, hocadır. Ona siz İsrailli misiniz demiş. O da güzel cevap vermiş. Demiş ki değilim ama Hamas'tan emin değilim. Müslüman uyanık olmalı arkadaşlar. Müslüman aynı delikten birkaç defa sokulmaz. Hadi biri geçtim, 2-3 defa sokulmaz. Aramızda John adıyla dolaşan sayısız John var. Ve bu John'lar bize şeyhlik ediyor, hocalık ediyor, liderlik ediyor arkadaşlar. John adıyla hizmet ettiklerinin çıkarlarına hizmet ettiriyor John adıyla. Müslüman uyanık olmalı, Müslüman sorgulamalı. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.